Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar derin yeri değişik bir ölçme stili. Bunun daha fazlasını, detaylısını tekrar videosuna atacağım. Bu tam istediğim video değil. İstek de var onunla da. Bakın Niva'yı aşağıya kurdum. Şimdi arkadaşlar oradan 4.70 aşağı ineceğiz. Niva'yı da olabildiğince derine kurdum ki kurtarması için, ama hiçbir şekilde kurtarmaz. Yani kurtarma şansı yok. O yüzden şimdi size olanı söyleyeceğim arkadaşlar, nasıl yapılacağını. Arkadaşlar ben orayı sadece şu anda 40 okuyorum arkadaşlar. Gel Emin abi. Gel. Oradan 4.70 okuyacağız arkadaşlar. Şu anda okuduğum 40. %4.70'de üstüne koyduğunuz zaman 5.10 yapıyor arkadaşlar. Bunu kurtarmak için ne yaptım aşağıda? Bir tane 10'a 10 diktim bakın arkadaşlar. Şu ileride bir 5.10'a 10 var. Makinenin hemen hizasına bakarsanız. Şimdi Niva'yı onun üstüne koyacağız. Size bunun hesabını yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi Emin abi o 10'a 10'un üstüne Mira'yı tutacak, çünkü Mira'nın boyunu Niva görmediği için. Bakın şimdi arkadaşlar, ben orayı 4.35 okuyorum arkadaşlar. 4.35. O kazığın boyu ne kadar Emin abi? Kazık 75 santim değil mi? Üste tut. Arkadaşlar orayı 4.35 okuyorum. Şimdi 4.35 artı o kazığımızda 75 santim. Yani 5.10 yapar. Yukarıdan 40 santimi çıkardığımız zaman arkadaşlar 4.60. Yani oradan 10 santim daha ineceğiz. Şimdi Niva'mı oradan aldım arkadaşlar. Aşağıya düz bir yere getirdim. Buraya kuracağım Niva'yı. Arkadaşlar şimdi Niva'yı nasıl kurduğumuz fark etmez. Şimdi 5.10 alıyoruz. Ona onu yerine şimdi okuyacağız. Bakalım ne göreceğiz. Bizim Niva silik olduğu için okunmuyor. Evet arkadaşlar, orası 125 okudum. Ne dedik? 10 santim derin olması lazımdı. Bundan sonra Niva'mızla her yerde 135'i görmemiz lazım. Evet, orası iyi arkadaşlar. Artık bundan sonra hep 130 okuyacağız. Emin abi şu ileriye bir git bakalım. Burası nasıl burası? Tamam, orası iyi.